Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Dergahı kanalıma. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Çok sıhhatlisinizdir, sağlıklısınızdır, şifa dolusunuzdur inşallah. Sevgili canlar geldim, oturdum. Şimdi sizlerle birlikte an enerjisinde eril ve dişillerinizi merak ediyorsunuz. Düşüncesinden yola çıkarak ilahi sistemimizde niyet ettim. Ee, sizin için şöyle an enerjisinde bakalım. Giden aklınızdaki kişi, eril ve dişilleriniz bakalım ne durumdalarmış. Bir an enerjisi alalım istedim. Ne dersiniz? Değil mi? Güzel, yerinde olur. Hoşunuza da gider diye düşünüyorum. Pek mumlarımız ve tütümüz de burada yanarken şöyle birlikte o zaman Alalım destelerimizi ve güncel enerjide bakalım. Sizle alakalı olarak neler yapıyorlar? E, nasıl enerjileri? Bir alalım bakalım an enerjisinde. Peki sevgili canlar, destelerimi alayım ben. Yok hazırlamadım. Şimdi alacağım ne kullanayım? Şunu kullanayım. Bir an enerjisi. Şunu alayım. Bakayım bir ay döngülerini de almak istedim bakalım Evet buradan bunları da alırız Tamam Romiye danışırız ee, bakalım başka başka ne istiyorum sanki daha doymadım <laughs> Laro'yu da almak istedim Peki şimdi sevgili canlar bir de aslında ben ne almak istiyorum ne almak istiyorum bir kuantum alsam mı diye baktım evet bir de kuantum da alayım nasılsınız bakalım bu aralar sizler iyi misiniz sevgili canlar nasıl gidiyor bakalım hayat iyi misiniz Şöyle desteleri de sizle birlikte oluşturayım istiyorum zaten biliyorsunuz her şeyi anda an akış enerjisinde yapıyoruz. Ve bakalım giden eril ve dişilleriniz nasıl sizle ilgili düşünceleri nedir an enerjisinde neler yapıyorlar bakalım. Gündemlerinde ne var sizlerle ilgili ne gibi duygu düşünce his ve enerji içindeler bir olası yakın gelecek yapalım bakalım yakında bir eylemleri olacak mı olursa nasıl bir şey olacak bir onu yapalım öncelikle zaten bir an mevcut enerji durumunu bir almak istiyorum sevgili canlar ondan sonra giderek ihtiyacımıza göre zaten şey yaparız daha da ihtiyacımız olan kartları alırız evet peki şimdi o zaman şöyle başlayalım önce bir enerji kartlarından almak istedim evet Rabbimizin izniyle biznillah inşallah günün enerjileri iyidir durumları iyidir sıhhatleri sağlıkları iyidir şifalıdırlar şifalandıracak durumları varsa inşallah onları şifalandırırlar sizlerle ilgili inşallah daha yakın adımlar içerisinde olurlar çünkü artık bu e, özellikle ruh eşi e, yolculuklarındaki sevgili arkadaşlarımı e, tabii bu döngünün artık hakikaten e, şifalanmış karmik eşler ilişkiler durumlar olaylar olgular her şeyden artık kurtulmuş arınmış temizlenmiş olarak İlahi eril ve ilahi dişilin artık birbiriyle kavuşma zamanları an be an çok yaklaştı ve başladı arkadaşlar yaklaştı demeyeyim başladı ee, Evet eli kolu bağlı hoş geldin <laughs> Hiç şu an görmek istemediğimiz bir karttı ama hadi bakalım ee, Dolayısıyla gerçekten hepimiz herkes çok yorgun her taraf karşılıklı yorgun e, aklınızdaki, Kalbinizdeki kişiler yorgun, sizler yorgun ve gerçekten artık bu enerjilerin e, bir rahat huzura erişmesi gerekiyor ve hakikaten her iki tarafında artık bu mutluluğa ihtiyaçları var. E, bir kavuşsalar da biz de mutlu olsak, şöyle sizler mutlu olsanız. Ve artık yeni yeni başlayan bu aşk yolu tekamülündeki sevgili canlarla birlikte değil mi yol almak gerekiyor <laughs> artık öyle değil mi bakmamız lazım. Peki evet şimdi sevgili canlar şöyle yapalım ben şunları şuraya alayım. Şuraya da koymak istedim. Aslında şöyle yapmak istiyorum. Ben de o kadar çok şey yapmak istiyorum ki ne yapacağıma tam karar veremedim. Yani verdim de şu an tabii. Hangi kartları nasıl yapayım? Şöyle sırayla e, bir diziyim şuraya sevgili canlar. Şöyle birbirlerine yakın olsunlar. Öyle oluşturmak geldi içimden. Bilmiyorum. Böyle yapmak geldi. Evet. Ve şunu bir alalım. Çok muzak olur acaba size. Görürsünüz ama değil mi? Şöyle biraz daha çeksem. Sanıyorum şöyle şöyle daha size yakın olacak. Siz daha net görüyor olacaksınız değil mi sevgili canlar? Okey. Sanıyorum böyle daha iyi olacak. Evet. Şimdi tabii sevgili arkadaşlar özellikle e, bu ruh yolculuğundaki arkadaşlarla ilgili ve bu yolda olmayan arkadaşlarım için bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi burada herkes e, şimdi böyle bu gelen açılımlarla birlikte sevgili canlarla ortaya çıkan şöyle bir tablo var ki herkes artık bir ille de bir ruh yolculuğunda olmak istiyor. Hani değilse sanki ikinci sınıf bileti sahip gibi bir algı var. Bu çok yanlış sevgili canlar. Şimdi nedir? Aşk Rabbimizin sadakasıdır deniliyor değil mi? Hani dolayısıyla bu aşk evet her kula tabii ki nasip edilmemiştir ama herkes gerçek ilahi dürüstçe sevilen bir gerçekten temiz kalplikle sevilen bir aşk yolculuğunda iseniz hani ben hakikaten çok seviyorum ve temiz kalplilikle seviyorum. Elbette ki her e, temiz kalplilikle sevilen aşk ilahi bir aşktır arkadaşlar. E, tabii ki kutsaldır. Fakat sınavları ve deneyimleri olan çok ağır sınavlardan özellikle bu son e, birkaç yıldır anlattığımız Hani artık çok hani 18-20-30 yılları bırakın bir kenara bu döngün içinde olup da çok yakın en son iki yılını takip ettiğimiz bu büyük sınavları veren ilahi eril ve dişil dediğimiz hakikaten hani yaradanın kutsal e, yakut dediği evet benim sadakam dediği benim sadakam dediği ve bu sadakama nail ettiğim kullarım e, özel görevleri de var. Tabii ki bunlar kutsal yüce bir e, kıymetli bir ödül nasip edilmişse bir lütuf nasip edilmişse e demek ki bunun da bir dünya planında yerine getirilecek ona nail olmak için ne der e, Rabbimiz kullarımı çabalarına göre ödüllendiririz çabalarına göre nasıl kısmetlendiririz der değil mi onun için de burada e, bir tık farklılıkları olabiliyor. Yani herkes ille de dünya planında bunu yerine getirmek zorunda mıdır e, değil. Herkesin görevi var ama elbette ki herkesin görevi var sevgili canlar. Ama velaki bu ruhsal yolculuktaki ilahi eril ve dişil arkadaşlarımız, gerçekten dünya planında çok ciddi sınavlar veriyorlar Yani bu öyle böyle değil gerçekten çok zorlu sınavlar veriyorlar büyük deneyimler yaşanıyor yani şöyle söyleyeyim size ki insanların hakikaten Hani hayatlarına artık gerçekten hayat tekamüllerinde yaşamlarında çok ciddi anlamda gerçekten ölümcül sonuçlar bile doğurabilecek kadar büyük sınavlardan, büyük deneyimlerden bahsediyoruz. Bu yolculuklar öyle kolay değil. Her kul daha buna hazırlıklı değilken, uyanışı gelmemişken, vakti zamanı gelmemişken de elbette ki girmez. Dünya nüfusu üzerinde yaşayan şu anki bütün her bir kul bu yolculukta mı hayır değil arkadaşlar. Elbette ki değil. Ee, gelen edindiğimiz e, kutsal bilgileri, yüce bilgilerle edindiğimiz rakam 350-400 bin aralığında kutsal eril dişilin bu yolculukta olduğu ve bunların çok gecikmiş artık yani kavuşmaları gerekiyor çok gecikti. Dolayısıyla dünya planı için yaradanın beklediği ilahi hizmeti vermeleri gerekiyor ruhsal sözleşmelerinde olan e, kartlarım ters bunlar ters dönmüş bunları düzeltmem gerekiyor çünkü belki de öyle olması gerekiyor bakalım neyse artık deste nasıl denk gelmişse öyle yapalım ve e, dolayısıyla burada ben de bu yolda mıyım değil miyim ruh işi miyim ikiz ruh muyum doğal ruh muyum iki Alev miyim? Sorularını sormayın arkadaşlar. Evet bana benden bireysel danışmanlık alan arkadaşlara ben ilahi sisteme sorarım. Eğer ona hmm, sorduğum ölçüde bana izin verir de bilgi verirse bilmesi gerekiyorsa o kişinin onu söylüyoruz zaten. Ama e, bilmesi gerekmiyorsa zaten ona hiçbir şekilde ruh işliliği dahi kartını vermez ki henüz vakti zamanı gelmemiştir bilmesin o kişinin daha halen kat yolları, deneyimleri, sınavları vardır. Henüz öğrenmek için, onunla tanışmak için hazır değildir. Kişi onu ne kadar sormuş olsa da daha çok başındaysa onu vermez sevgili canlar. O yüzden burada demem o ki bunu zaten doğru olanı ilahi sistem tarafından içsel olarak kendinizde eğer bu tür bir yolculuk hissediyor iseniz böyle bir büyük değişim dönüşüm hissediyorsunuz. Diyelim ki bireysel danışmanlık da eğer almıyorsanız dolayısıyla bunu içsel olarak çözmeye çalışın. Çünkü en doğrusunu yaradan verecektir. İçinize yüksek gökteki güce bilgiler, enerjiler, meleklerimiz aracılığıyla Aa, bu buranın üzerine düştü. Burada kalsınlar o zaman koyalım onları da. Hmm, güzel iyi ki atmış kendini anlayışın üzerine attı hem de. Peki bu çok önemli. Alayım bunları. Böyle geldi. Peki sanki bir sanki bir kart daha almam gerekiyor. Ondan sonra sanki doyacak gibi hissedeceğim. <laughs> evet. Birer kart daha bir alayım istiyorum. O yüzden bunun için lütfen stres yapmayın ve lütfen ille de ben bir yolculukta mıyım değil miyim ben bunu öğrenmeliyim sıkıntısına stresini kendinize yapmayın. ay Ben öğrenemezsem ikinci sınıf mıyım derdine sakın 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 düşmeyi e, O doğru bir şey değil. Burada asıl doğru öğreti içsel olarak bilip keşfetmenizdir. Bakın ben tamamen içsel olarak kendim keşfettim sevgili canlar. Çünkü çok büyük... Ee, ruhsal değişim ve dönüşümlerden geçtim ve gerçekten e, sınavlar çok büyüktü hani öyle bir iki değil yani hani ölümün eşinden dönülecek kadar Anka'nın küllerinden onlarca kesti dönmek hani onlarca konuda hani bu iş aile, ebeveyn, arkadaş eş, dost, komşu işte özel e, aşk ilişkisi olsun hani hayat bir tekamül özellikle hele hele ruhsal tarafınız girişik ve bir e, ruhsal spirtüel olma adayıysanız kendinizde bunu eskiden beri görüyor duysanız ve bu yola da yatırım yapıp sizi bir şekilde bir takım sebepler sizi bu yola sürüklediyse boşuna gelmezsiniz. Yaradılışınız sebebiyle gelmiş olduğunuz sınav sebebiyle sizin zaten bu yola girmeniz gerektiği içindir sevgili canlar. O yüzden e, dolayısıyla burada e, bir ben örneğin işte kendimden örnek verirsem size. Ee, yani hakikaten çocukluğumdan beri aklı erdiğinden beri bir takım sezgilerim hislerimin çok kuvvetli olduğunu sürekli bir takım hakikaten hani herhangi bir normal insanın yaşamadığı bir takım spürtel olaylar yaşadığım için e, ve hep sürekli hayat sınavlarımın çok büyük ve ağır oluşu İşte çok çalışmak çok alın teri dökmek çok emek vermek çok çabalamak ama bunun yanında takdir kimi zaman görememek e tabii ki sonra tabii görüyoruz elbette ama en azından bu olgunluğa gelene kadar da ne yapıyorsunuz? Çok ciddi anlamda sınavlarda ve halen devam eden sınavlarla gidiyorsunuz. Onun için sizden ricam. İkiz alev, doğal ruh, çift ruh olup olmadığınızı, ruh eşi olup olmadığınız çok kolaydır. Zaten çok iyi anlaşıyorsunuz, bir problemimiz yoktur. O çiftler kesinlikle ruh eşliliği vardır. Ve zaten ruh eşliliği mertebesine ulaşmazsanız da evlilik söz konusu olmaz. Bu da minimum üçüncü çakra seviyesine gelmiş olmak gerekiyor. O yüzden... Ee, bu bu konuyu bırakın bir kenara Bu artık böyle bir furya olmuş vaziyette Çünkü her bireysel açılım alan benden Arkadaşım illa bunu sormak ihtiyacı Hissediyor Bunu tamamen bu kutsal bir şey Çok yüce bir şey Bunu bir tarafa bakın Şimdi bir de e, bu yolda Değilsinizdir henüz adım atılmamıştır O bilgeliğe o ruhsallığa Daha henüz sahip değilsinizdir Belki hazır değilsiniz Belki de zaten onu öğrenmemeniz gerekiyor fakat siz bir yerden bir şey yakaladınız onun üzerine gidip gidip kendinize ona in inandırıp onun üzerine bir sürü araştırmalar yapabilir. Sonra e, zihninizle e, yüreğiniz arasında kalırsınız olmayan bir şeyi de kendinize yapıştırırsınız bu da ilahi katta ilahi planda e, kendinize bir ruhsal sözleşme dayatmış olursunuz ve siz onu çok istediniz diye ilahi planda onu size sunabilir. Bakın bu kadar büyük ilizyonlar içerisine girebilirsiniz. Ve şunu da söyleyeyim kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar hakikaten çok büyük yanılgılarla karşılaşıyoruz. Yani arkadaşlarımız gelenler sürecini bilenler yarı bilenler yüzde on bilenle. Yani zaten yüzde yüzünü bilmek mümkün değil. Bu yaradana Allah'ımıza ancak olabilen bir şeydir biz rehberlerde yaradanımız izin verdiği kadarıyla o ruhsal tarafımızın geliştirilmiş olması, yatırımı, bilgeliği, ilim ve bilimi birleştirmesi, bir süpürterliği, ruhsallığı, parapsikolojiye, psikolojiye, kadın, çocuk dediğimiz yani üç ebeveyn şeklinde ayırırsak erkek, kadın, çocuk psikolojilerini biyolojilerini, badilerini çok iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla erkeklerin Mars enerjisi, dişilerin Venüs enerjisini bilmek gerekiyor. Bir astrolojik bilgiye sahip olmak gerekiyor da gerekiyor. Bütün hayati konularda hakikaten ciddi bir altyapı gerekiyor. Burada bir tecrübe, bir deneyim olması gerekiyor. Bilgelik, ilim ve bilim, tasavvuf olması gerekiyor. Mesnevi olması gerekiyor e, bütün bunları birleştirdiğinizde insan psikolojisi iyi bir kişisel gelişim iletişim bir eğitmenlik ruhuna bir rehber bir liderlik ruhuna sahip olması gerekiyor iyi bir kart okuyucu olması gerekiyor yani geri de en azından şöyle bir şey söyleyeyim bir 35 yıllık deneyimle ben buradan size bu kartları bu kadar rahat okuyabiliyorum. Her kartı okuyabiliyorum. En azından kendim bu içime sinerek size okuyup rehberlik verebiliyorum. O yüzden Lütfen ve lütfen çok kanal izlemek, çok tarot yorumu dinlemek ve sürekli 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 ay içerisinde bakın benim tavsiye edebileceğim minimum en azından minimum bir ay girmesidir, en azından döngülerden döngüler örneğin işte bugün dolunay mıydı? 3 gün sonrasında alın ve dolayısıyla güneş tutulması mı? 3 gün sonrasında alın. Yeni ay mı? 3 gün sonrasında o zaten bir ay, bir buçuk aylık sürede bir etkisi var. Ve e, süreciniz ağır geçiyor. Çok ruhsal bunalım, sıkıntı yaşıyorsunuz. Kalbiniz göğsünüz sıkışıyorsa ve eğer burada hakikaten ben e, birin, yani bir şey bir şey bulmam lazım. Hani bir cevap arıyorsanız lütfen o noktadaysanız ilk etapta yaradana sığının. Yaradan sizin dünya planında bir rehbere ulaşmanız gerekip gerekmediğini içsel bilgelik gelir size zaten. Çünkü mütemadiyen zaten eğer sürekli bir rehber arayışındasınız ama lütfen bu bilinçli olarak kastediyorum. Tabi burada bilinçsizce, cahilce bir arayışı kastetmiyorum kesinlikle. Böyle durumda bilinçli belli bir yaş olgunluğuna, belli bir hayat deneyimi olgunluğuna sahipsiniz. Maddi, manevi sınavlardan geçmişsiniz. Ruhsal, bedensel maddi dünyasıyla manevi dünya arasındaki hem ruhsal hem fiziksel hem maddesel olarak bir takım sınavlardan yere yapışıp kalkmışsınız. Büyük de sınavlar yaşıyorsanız zaten bu yolun da yolcususunuz. Bunu kimsenin de teyit etmesine de gerek yoktur zaten. Ama acaba siz orada kendinize karşı ne kadar dürüstsünüz? Şimdi herkesin acı eşiği farklı olduğu gibi herkesin ruhsal yolculuğu kendine göre kendine alıp üstüne yapıştırması da farklı boyutlarda kayabilir. Lütfen ve lütfen bu dönemde herkese kuvvetle muhtemel bütçeniz ölçüsünde mutlaka güvenilir kaynaktan rehberlik almanızı tavsiye ediyorum. Hele 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 aklınızdaki eril ve dişiller için kuvvetle muhtemel tavsiye ediyorum. Bu dönem ilahi sistem de bunu emrediyor zaten arkadaşlar. Bu kaçınılmaz bir şey. İlahimiz de bu bir haftadır sürekli mütemadiyen içsel olarak bu sezgi geliyor bana da. Hani he, zaten hani talepler de arttı. Evet bu da güzel. Fakat bu taleplerin artık bize gelmesi değil. Bu kişinin kendisi için gerçekten yolunu doğru bir rehberle en azından bir öngörüdür. Bakın arkadaşlar bununla her dinlediğiniz tarot açılımında bütün hayatınıza eri, aklınızdaki kişiyle kendinize uyumlandırıyorsunuz hemen. Ve olumsuzlaşıyorsunuz. Hemen yorumlarınızdaki yazı şekilleriniz, cümleleriniz bile değişiyor. Lütfen bunu böyle almayın. Çok rica ediyorum. Kendi iyiliğiniz için, psikolojiniz için, ruhsal tarafınız için. işte COVID değilken pat diye COVID'e yakalanabilirsiniz. COVID kötü mü? Hayır değil. Bu bir sınav için araçtır bu dünyada. Ve öz, bu tabii ki ilahi plan tarafından desteklenmiş olan bir durumdur. Bir e, doğal afet nasıl oluyorsa ki bu e, 2022 yılında, Rabbim esirgesin bizi korusun hiçbir dileğimiz asla bu yönde değil ama dünyada ekonomik krizin ben size şimdiden söyleyeyim doların hali vahim olacak ekonomik krizler dünya ekonomik kriz buhranı böyle bir kötü tablo çizmek istemem fakat ben daima gerçekleri konuşan biriyim ve hissettiğim gelen sezgilerini içsel ve takip ettiğim dünya ve ülkemiz basınlarında gidişatın içsel sezgilerimle ...kendi kendime dünya karakteri için... ...ekonomik kriz için olsun... ...özellikle bitcoin'lere... ...hiç de bulaşmanızı tavsiye etmem... ...bakın da söyleyeyim... ...dolayısıyla burada yapmanız gereken canlar sadece ve sadece lütfen reale odaklanın ilahi sizden bakın şu ana kadar gerisi, aklınızda ve kalbinizdeki sevdiğiniz eril ve dişiller için sizler ne diyorsunuz bıktım maskesinden artık oyun oynamasından arkadan iş çevirmesinden sizi gizli gizli stopluyor olması veya gizli farklı bir fake hesapla sizi izlemesi takip etmesi oradan size mesajla yazışması vesaire gerçi ilahi zaten bu bilgeliği deyince Içinize veriyor. Siz hissedersiniz bu acaba o kişi mi? Bu acaba benim sevdiğim mi? Zaten bunu ilahi ruhsal rehber e, yolculuğumdaki e, ruhsal yolculuktaki tüm arkadaşlar için zaten bunu veriyor sevgili canlar. O yüzden lütfen yol saplantısı haline gelmeyin ve e, gerçekleştirebileceğiniz daha dünyasal planda evet Hayalleriniz olacak fakat reel gerçekleştirebileceğiniz bir şey olsun. Yani bakın aklınızdaki kişi bir alo ben seninle görüşmek istiyorum desin seni seviyorum aşkından ölüyorum demesine de gerek yok zaten ölüyor bitiyor. Hani bunu siz de biliyorsunuz onlar da biliyor sizin bildiğiniz onlar da biliyor siz de onların bildiğini biliyorsunuz. Bu karşılıklı bir aşk ilahi aşk yolculuğu. Dolayısıyla burada her anlattığım o mu değil. Eril dişileri de dahil ederek anlatıyorum. Ama ruhsal yolculuktaki ağır sınavlar açılımda çıkıyorsa eğer sizin o yoksa o açılımı kapatın arkadaşlar izlemeyi. Çünkü olmayan bir şeyi üzerinize yapıştırıp alıp ruhsal sözleşme haline getirirsiniz. Onu o yanlış. O yüzden ah bunu anlattı Cennet Hanım, bunu Ayşe Hanım anlattı, bunu Mehmet Bey anlattı, bunu o kanalda izledim, bunu bu kanalda izledim. Ama bu birebir beni anlatıyor. Bu gerçekten birebir. Dürüst müsün kendine karşı bu beni anlatıyor diyorsa o açılımı dinle. Yalnız hepiniz lütfen kendinize bakın bu da bir yoldur. Bu da bir rehberliktir. Önce yaradan ilahi planımız bütün gökteki bilgelerimiz yüksek enerjiler yaradanla biz arasında dünya planı arasındaki meleklerimiz. Dünyadan göç etmiş ruhsal bilgi, enerjiler, atalarımızın ruhları, sevdiğimiz, hakkın rahmetine karışmış kavuşmuş olan Allah rahmet eylesin. Hepsine gani gani nur içinde yatsın inşallah. Tüm sevdiklerimiz, tanıdığımız tanımadığımız tüm yüce hepsine, ruhların hepsi yücedir, yaradanım yaratmıştır. Ondan ötürü en kötüsü bile nur içinde yatsın derim. Dolayısıyla burada, şunu unutmamanız gerekiyor. Bir açılıma ne kadar uyumlanırsanız uyumlanın. Burada eğer üçlü bir ilişki içindeyseniz söylenenin sizin için mi? Aklınızdaki kişi için mi? Onun hayatındaki kişi için mi? O onun hayatındaki kişinin aklı ve fikrini mi anlatıyorum? Sizin bunu ayırt etmeniz gerçekten çok zor. O yüzden diyorum bir yolu belirlemek için mutlak suretle Hele hele bu aşk yolunda kutsal yolculukta iseniz zaten onu ayda bir, 15 günde bir alabilirsin. Çünkü onlar sınavı çok ağırdır. Evet. Çok ani olaylar yaşayabildikleri için ayda 15 günde bir açılım alabilirsiniz. Bu onlar için zaten gereklidir. Çünkü onlar içsel olarak da şifacı oldukları için, rehber oldukları için, lider oldukları için e, yüksek bir e, farkındalıkla e, dünya planına indirildikleri için bu dünya planında da zaten bunu deneyimleyerek bütüne hizmet edecekler İşte örneğin benim buradan şu an size bu hizmeti işte hiçbir karşılık beklemeden youtube'dan hiçbir ücret kazanmadan canı gönülden işte son e, özellikle o 20 30 videoyu görüyorsunuz arkadaşlar masaya oturuyorum buraya yapışıyorum kalkamıyorum dilim yalpalıyor cümleler artık çıkamıyor bazen hatta e, hiç alakası olmayan kelime ve cümleler de çıkabiliyor ve ben o e, videoları bakın yayınlamak isteme istemiyordum sonra içimdeki bir ses de diyor ki hayır yayınla iki arada bir derede kaldım da ne yapayım diye Alıp soruyorum yani bakın ben e, bunu sezgisel olarak hissetmeme rağmen yine içimdeki bir sesi dinliyorum. O da yaradanımın, ilahimin benimle konuştuğu sesi dinliyorum. Bir tarafım diyor ki yok cennet sen burada çok yorulmuşsun masaya yapışmışsın artık neredeyse uyku haline geçmişsin. 8 saat bir masada hiç kalkmadan oturmak ve burada bizim harcadığımız enerji öyle siz orada seyrederken aynı enerji değil bu çok farklı bir şey hani. Bizim o enerjiyi yerine koymamız için bize iki gün, üç gün gerekiyor arkadaşlar. Biz gece gündüz okuyoruz, nötrlüyoruz, kendimize meditasyon uyguluyoruz, arınma yapıyoruz. Öyle kolay bir şey değil. Dolayısıyla oradan seyretmeye benzemiyor. Buna rağmen ben bu kadar... Ee, Rabbim tenzih ederek onun bir naçizane, bir kulu olarak yine de sezgilerime yüzde yüz güveniyorum demiyorum yüzde doksan dokuz güvensem de alıyorum Rumi kartımı elime sevgili Rumi diyorum. Ben bu videoda eğer kendi izleyebildiysem kimi zaman fırsat olmuyor. Sizler video bekliyorsunuz, yazıyorsunuz. Arıyorsunuz Whatsapp'tan yazıyorsunuz Instagram'dan yazıyorsunuz Youtube'dan yorumlara yazıyorsunuz Sizi cevapsız bırakmayın diye Rumin ben bu videoyu yayınlayayım mı Ben burada uyku haline geçmişim masa başında Artık yorgunluktan uykusuzluktan ya yani inanın ki arkadaşlar Kürdanla artık göz kapaklarımı ayakta tutabiliyorum Diyecek kadar yorgun ki O masaya oturtulabiliyorum Ve size 3-4-5 tane Katina serisi en son yaptığım Ve ondan sonraki şu son 3-4 bilgilendirmede Rumi bunu yayınlayayım mı diyorum Ay bu arada imparatoru verdi Bunda bir mesajı var demek ki Rumi bunu verdiyse bunu buraya alayım Bakayım onun mesajı vardır demek ki Ve e, bunu yayınlayayım mı Dediğimde bir imparatoru vermiyor Bakın en yüce kartı veriyor Neyi veriyor? Kupa asını veriyor Yani diyor ki hayır Sen burada ilahi bir yolda Canla başla Ruhen bedenen kendini bütün varlığınla ortaya koyuyorsun, bize güveniyorsun, o masaya oturuyor, oturtuyoruz seni ve biz sana ne diyorsak sen onu bir kanal olarak dile getiriyorsun. Bu bizdendir, bu şekilde ise bu bizim onayımızdandır, onu yayınlayabilirsin demektir. Kupa asını veriyor. Bir kılıç ikilisini verse elbette ki seçimi bana bırakıyordur derim. Yayınlasam da olur, zaten pek de olumlu bir kart değildir. Zihindir, zihin çalıştırmayı bırak der bana. Ya da sorma der. Hani oradan bir sürü ben kitap yazacak kadar anlam türetirim. Dolayısıyla bunun için gerçekten e, hakikatli ilahi tarafı gelişik büyük sınavlardan geçmiş. Dediğim gibi ilim ve bilim tarafı hakikaten her konuda arkadaşlar benim 209 tane sertifikam var. Ben 35 yıldır eğitime, eğitim, eğitim, eğitim en büyük... ...uzmanlığında kişisel gelişim, iletişim alanında eğitmenlik yapıyorum. Türkiye'de parmakla sayılacak kişilerden bir tanesiyim. Ve dolayısıyla burada ben bu kadar bir bilgeliği, eğitim, bir kariyer... ...bunun bir altyapısı, normal dünyasal tarafımla ruhsal tarafımdaki yüksek farkındalık... ...ve bunu geliştirerek yaşadığım her şeyi neden yaşadığımı sorgulayarak, öğrenerek neden başıma geldi, niye bunu yaşıyorum, ben burada nasıl davrandım, bana nasıl davranıldı, ben niye bunu kendime çektim, aa bu kadersel mi, bu kadersel olması mı gerekiyor, bu benim yanlış hatam, yanlış algım, ben acaba kendi kendime bir ilizyon mu yaşattım, bunu niye yaşadım veya ben bunu niye karşımdaki kişiye yaşattım veya ben karşımdaki kişiden bunu niye bekledim veya o benden neden onu bekliyor, ben kendimce kendimi çok haklı görebilirim, ben onu benden öyle bir çıkar beklemesi veya öyle bir beklenti bu ille de kötü anlamda da değil belki karşındaki kişi senden daha fazla sevgi bekliyor sen göstermek istiyorsun ama karşıdakine korkuyorsun güvenemediğin için gösteremiyorsun İşte e, siz aklınızda kalbinizdeki sevdikleriniz ve siz siz korkmadan cesursa dişiller böyledir daha cesurdur yaradan onları zaten o yüzden dokuz nefis vermiştir sahip çıkarlar. İşte eriller bir tane nefse sahip çıkmadıkları için bu döngü geç kalınmış olarak kavuşulması gerekiyor. Ve hala sevdiğine ruhsal yolculukta olduğunu bilmesine rağmen, anlamasına rağmen, ruhsal rehberliğin verilmiş olmasına rağmen yaradanımız ilahi tarafında vahiy gibi bilgelikler iniyor. Biz dünya çarkı değişiyor, kader çarkı değişiyor, dünya kabuk değiştiriyor, insanoğlu kabuk değiştirirken her şey artık telepatik olmaya o yolda ilerlerken enerjinin çok hızlı aktığı ve ilerlediği günlük olarak yetişemiyoruz. Siz biliyor musunuz? Ben evin içindeyken bile bakım mı yapıyorum, eğitim mi veriyorum? işte kişisel gelişim olsun diğer dediğim gibi 209 konuda sertifikalı olduğum için her alanda kurumsal firma bireysel ve kurumsal anlamda da eğitimler veriyorum. Sadece tarot bakmıyorum sadece size YouTube'da burada video da çekmiyorum. Ben kitap yazıyorum, şiir yazıyorum, üçüncü kitabımı hazırlıyorum. Bunları basıma vermek istiyorum. Vaktim kalmıyor. Enerji, zaman yetmiyor bana. Dolayısıyla eğer siz hayatınızda merkezde kalmak istiyorsanız lütfen kendinize e, daha böyle büyük ağır çapta e, büyük kolektife hizmetler vermek istemiyorsanız... ...sadece kendinize odaklı, kendi hayatınızı kendi çapınızda, kendi çev çevrenizde yaşamak istiyorsanız eğer o zaman ona yönelin. En azından hobiler edinin. Yine bir şey yapın yani bir resim yapmak, bir el işi yapmak da bir hobidir. Örneğin işte sevgili Arzum ne yaptı? Bakın ne kadar güzel değil mi hani örmüş, yapmış bana sağ olsun. Daha önce paylaştım videolarımda size. Bileklik. Bakın yani ne kadar büyük bir sanat. Şimdi bu basit bir şey mi? Şimdi burada bir emek var. Burada bir zarafet var. Burada bir estetik var. Burada bir emek var. Bu da bir ilahi yolda hizmettir. Bakın ne kadar severek takıyorum. Arzum tekrar teşekkür ediyorum. Hem bu zarifliğin için hem bu zarif elişçiliğin, hem bu verdiğin emek için çok severek takıyorum ve bu senin emeklerin, sevgili Ayçamın benim için hazırlamış olduğu bileklikleri. Bakın, e, örneğin e, kahve yapacağım. Biz e, şimdi bu bilgilendirme olsun, açılımı buna karıştırmayacağım çünkü açılım çok önemli. Çıkan kartlara göre de. Ee, özellikle aklınızda ve kalbinizdeki e, giden eril ve dişilleriniz inşallah beni dinliyor ol olsunlar Çünkü çok ciddi yol gösterici farkındalıklar geldi Kartlar muazzam geldi Onların sanıyorum bunu bilmeye de gerçekten çok da ihtiyaçları var ee, Dilerim ki kanalıma uğrasınlar Dilerim ki dinlesinler ve dilerim ki rehberlik alsınlar benden Çünkü elhamdülillah kendime çok güveniyorum ve vereceğim rehberlikle de doğru ee, yol seçebilecekler o yüzden sevgili canlar siz sevdiklerinizi tarot dergahı kanalıma davet edebilirsiniz bunun için benden izin almanıza gerek yok instagram kanalıma üye olabilirsiniz bireysel danışmanlık ister bu yolda olun olmayın hayat gidişatınızın hızına yetişemiyorsunuz ya da çok mu durgun yaşıyorsunuz böyle bir zıtlıkla olanlar da var genelde tembellerde var o hani hayatım ilerlemiyor e sen oturuyorsun zaten tembelsin bir şey yapmıyorsun nasıl ilerlesin hayat öyle bir akıyor ki ben yüzlerce iş yapıyorum zaman bana yetmiyor ki ben bugünü bu kadar verimli değerlendirirken bile zaman benim için çok hızlı akabilir çünkü ben çok iş yapıyorum e ha ben ayrıcalıklı mıyım? E bilmiyorum yorumlar size kalmış olsun. Kimseden üstün değilim haşa. Hepimiz eşitiz. Sadece ben ne yapmak istediğime karar vermişim. Bugüne kadar buna yatırım yapmışım. Ve bugün yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Çok şükür ki Rabbim de lütufta bulunup bunu bana nasip kısmet etmiş. Ve ben bunun yaşam, bunun için dünya planına geldiğimi de çok kolaylıkla veriyor. Bunu anlıyorum şu an. Ama ben de profesyonel bir kurumsal firma hayatından emekli oldum. Hani bir aynı kurumda başladım. Bir fiil 20-22 yıl aynı yerde çalıştım. Oradaki yaşadığım tecrübeleri, oradaki aldığım eğitimleri, verdiğim eğitimleri, oradaki sağladığım başarıları, bana katılan başarılar, benim verdiklerim, bana verilenler, benden alınanlar, bana verilenler ve sonrası devam eden şu ana kadarki hayat döngüsü. Şimdi sevgili canlar bitireyim hemen burada çünkü açılım bekletmek istemiyorum hemen açılıma devam etmek istiyorum. Lütfen rica ediyorum lütfen bireysel rehberlik alın bu yolla hiç ilginiz olmasa da tekrar söylüyorum şu an kartların verdiği bu yolculuk ki şu an öyle gözüküyor ama devamında bakacağım size uymuyorsa Allah Allah hiç böyle bir şey bana uymuyor Cennet Hanım e ne olacak şimdi bu eril niye böyle yaptı bu böyle değildi ki o zaman o sana uymuyor işte onu uydurmaya çalışma onu üzerine almaya çalışma onu hayatına kendine avrana yaşantına sevdiğine bunu yapıştırma yapıştırıyorsun çünkü orada bir etiket yapıştırmaya çalışıyorsun kapat açılımı git bu açılımın kötü olduğu değil ha şöyle söyleyeyim ben kendi adıma konuşabilirim. Benim kanalımda benim açılımımı dinliyorsan sana hiç uymasa da sonuna kadar dinle. Ama kendine zorla bir şey almaya kalkışma. Çünkü sadece gözlerini kapat kulaklarınla sesimi dinle. Söylediğim cümleleri dinle. Hangisi sana uyacaksa zaten onu alacaksın onu almana da ilahi zaten sana hissettiriyor. O kadar uyumlanırsın ki seni çok mutlu eden bir cümle duyarsın oradan. Evet bir soruna cevaptır ama bir de çok mutsuz edecek bir belki hiç hazırlıklı olmadı ama bilinçaltına, halı altına süpürdüğün bir gerçeğine ayna tutuyorum. Orayla yüzleşmen gerekiyor. Aa işte bu böyle yok bu bana uymadı deme. Gerçekten mi sana uymadı? Yoksa aslında gerçekten uyudu da sen korkaklık geliştirdiğin için sana orada ayna tutuyor ilahi taraftan. Buradaki söyleyen ben bunlar benim cümlelerim değil ki ben burada ne söylersem söyle. Biz kendi enerjimizi kapatıp buraya oturuyoruz canlı. Burada cennet doğan enerjisiyle konuşmuyorum ben tamamen ilahi evrensel enerji ve kolektifin enerjisine bağlanarak kendi enerjimi kapatarak burada konuşuyorum. Ve inanın ki size ben videoyu kendim izlediğim zaman ne konuştuğumu görüyorum orada. Yani sizin gibi kendi kendimin kolektifim ben de cennet ne anlattım ben kendime ne anlayayım diye oturup böyle izliyorum ondan sonra yüklüyorum. İzlemediklerimi de inanın şu anda yorumlarınıza bakmadım yoğunluğum sebebiyle. Dediğim gibi bakımlara başladığım için özellikle Ekim Kasım'dan bekleyen canları yavaş yavaş onları bitiriyorum. Yeni canları da bu arada almaya başladık. Randevüler oluşturuyoruz. Bilginiz olsun onun için hani ben diyorum cennet ben de kendi kendime kolektifiyim acaba ben şimdi buradan senin anlattıklarından ben kendime ne almalıyım kendimle ilgili hayatımla ilgili yaşantımla ilgili ve ben de otur kendi kendimi sizin beni dinlediğiniz gibi dinliyorum arkadaşlar orada kolektifin enerjisine bana uymayanlar var ben de onları almıyorum bana uyanı alıyorum böyle yapın lütfen neden bireysel bakım, açılım almak çok önemli bu dönemde? Yaşam böyle artık canım. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla burada neden? Çünkü sen yaşantının neresindesin? Nasıl bir döngü içindesin? Bunu eğer kendin oturtamıyorsan bunu öğrenmek için al yerin, seviyen, yolculuğun var mı? Bir ilahi yolculukta mısın? Değil misin? Yaşantının neresindesin? Ne yapıyorsun? E, gidişatı çok büyük sınavlardan geçiyorsun maddi manevi kayıplar mı yaşıyorsun dibe mi vurdun bir çıkmazın içindesin değnek kraliçesi mida gibi birileri parsadır gibi birileri hayatında varsa zaten sana manipülasyon uygulayıp önüne atlıyorsa bir türlü senin sevdiğine gitmene izin veremiyorsa nasıl ona yenik düşebiliyorsun işte acaba kimse kimseye asla yenik düşemez arkadaşlar o sizin basiretsizliğinizden, sizin zayıflığınızdan, sizin inançsızlığınızdan, sizin kendinize güvenmeyişinizden, size araştırıp bilgi sahibi olmayışınızdan, balıklama her söylenene doğru kabul edip atlayışınızdan. Ne kendinizi tanıyorsunuz, ne hayatınızı bir hayat yaşıyorsunuz, hayatınızı bilmiyorsunuz. Bir kutsal yolculuk aşk ilişkisiyle bütün yaşam döngünüz bunun üzerine kurulmuş maddi olarak kayıpta bekliyorsun zannediyorsun ki çok çalışırsam gece gündüz 24 saat çalışırsam ben bu açığımı kapatırım kaybettiğimi kapatırım işte o bana haksızlık etti değne kraliçesi aldı ben onu yerine koyarım ya da o benden aldıysa ben ondan geri alırım bil ki burada çok büyük bir cahillik içindesin. Onu sana kaybettiren, o sınavı yaşatan zaten yaradan ol dediği için olmuştur. Ve sen onu hiçbir zaman hiçbir şekilde yaradan almana izin vermediği sürece alamazsın. Hele hele eğer bu kutsal Rabbimize sadakası olan yakutu vermişse bir kutsal aşk yolculuğundaysan bil ki bütün tekamülün bunun üzerine kurulu. Sen aşkta ilahi eşil Dişiline eriline haksızlık yapmışsan eğer yani aklınızdaki giden saksızlık yaptığını düşündüğünüz erilleriniz burada beni dinleyen dişillerine haksızlık yapmışsa eriller beni dinliyorsa dişilleri haksızlık yapmışsa sen işte o haksızlık yapan giden taraf şu an benim kanalda beni dinliyorsa bu anlatacaklarım kime göre ise söylediğimde lütfen onu baz alarak dinlesin. Dolayısıyla şifalandırmadığı süreci o iş yerinde 365 gün 365 saat çalışsa dolduramaz. Yaradan izin vermez arkadaşlar. Daha beter sınavlara tabi tutulursunuz ve orada kayıplarınız hep bir sonraki bir sonrakinden çok daha ağır gelerek daha büyük kayıplar maddi ve manevi olarak yaşarsınız, zaman kaybedersiniz, daha büyük bedeller ruhsal bedensel ödersiniz, fiziksel ödersiniz. Bu artık fiziksel kayıplara da sebebiyet olur. Allah göstermesin Rabbim esirgesin bu yolda can kayıpları oluyor arkadaşlar. Bu işin şakası yok. O yüzden üzerinize her uymayanı da alıp yapıştırmayın kendinize. Aklınızda kalbinizdeki kişi onu yapmamıştır. O başkası için o mesaj gelmiştir. Kolektifte binlerce kişi dinliyor. Kaldı ki sadece benim kanaldaki. Bu arada şunu da hatırlatayım çok uzun süredir hatırlatmıyorum sevgili Can'la. 2800 küsür ee, sabit bir takipçim var Çok teşekkür ediyorum Yani kanala üye olan sevgili can arkadaşlarım Sizler varsınız Fakat beğeniler ve yorumlar neden bu kadar çok düştü Bir de bir grup var özellikle bunu söylüyorum ee, Bilgilendirme videoları paylaştığımda Bir 10 kişi 30 kişi arasında düşüyor Eril dişili videosu yaptığım zaman geri geliyor bekliyor. Bir sonraki videoya bakalım Cennet Hanım yine bilgilendirme mi yapacak yoksa eril dişil açılımı mı yapacak? Eril ne yapıyor bana gelecek mi? Şartlı ya. işte o yüzden o bilgilendirme ile ilgilenmiyor. İşte bu ahmakların zaten git gel yapmalarına gerek yok. Engelleyeceğim bundan sonra bunu da buradan söyleyeyim. Çünkü onlar o zaman zaten ilişkilerinde de sadık değiller. Çünkü kendilerine de inançları yok. E, aklında sevdiğini söylediği eril dişini de sevmiyordur. O gerçekte bir sevgi değildir, o koşulludur. Koşulun olduğu hiçbir şeyde gerçek hakikat bir sevgi ve aşk olmaz. O bencilliktir, o egoistiktir. O yüzden sen eğer sadece eril ve dişile odaklı olarak kanala gelip dinleyip gidiyorsan asıl senin için, hayatın için önemli olan, rehberlik olan, ışık tutacak olan o bilgelikleri 8 saat, 10 saat masaya yapışarak kalkamadan ben onları verdiriyorsa sistem bana e bir düşün bakalım, ebe cahil diyorum. E, acaba neden gidip geliyorsun? Bu kanalın sana ihtiyacı var mı? Bence yok. O yüzden git geller yapmayın. Bakın bir yere eğer yaradan yolunuzu çıkarmışsa orada da siz uyumlanıyorsanız daha bunu sorgulamayın. Neden? Çünkü sorguladığınızda işte bu git gel yapan arkadaşlara söylüyorum özellikle. İlahi sistem gittiğin başka bir seni bu kanala çıkarmışsa, burada aydınlanıyorsam buradan da kopamıyorsan, burada yayınlanan sadece eril dişin içinde olsa gelip diniyor da olsam sen başka bir kanala gittiğinde o kanaldan sonra tekrar benim kanala geldiğin Ya ben benim kanal aracılığıyla sana ilizyon yaşatır Ya benden sonra gittiğin öbür kanalda ilizyon yaşatır Oradaki verilen rehberliği ben dinlediğimde onu direkt alırım Sen dinlediğinde o kadar farklı alırsın ki O senin ruhuna kalbine beynine farklı verilir arkadaşlar Benim o kişiden duyduğum cümle senin duyduğun cümleyle aynı cümle olmaz ilahi sana onu öyle duyurtturur Bu iş böyledir bu kadar derindir. Daha da ötesidir. İşte o benden öte bir ben var ki, bu dünyadan öte bir dünya var ki, bu ilahiliği biraz tanımak gerekiyor. Bizi biz yapacak olan ilahidir. Seni yaradan yolunu tarot dergahına çıkarmışsa ve ondan önce hele hele ki sen bir üç beş ay üstünde fazla bir alan şimdi üç beş ayda pek bir şey anlamayabilirsin ama 6 ay bir sene bir buçuk iki sene kanal kanal tarotçu tarotçu dolaşıp da gelmişse bir tarot dergisine veya x başka bir canımın kanalına gittiysen sadık ol sadık ya da iki maksimum bakın söylüyorum size bunu iki ya da üç kanal dışında takip ederseniz siz, size verilen rehberliği ve yaşadığınız şeyi doğru algılayamazsınız arkadaşlar. Sürekli bir ikilemlik içinde kalırsınız. Sürekli zihin çalıştırırsınız. Bu da hiçbir şekilde sizin hiçbir yaşam amacınızda, hiçbir evresinde size doğru hizmet ettirmez. Sistem orada size ilizyon yaşatıyordur. Siz onu bile bilmiyor olabilirsiniz. Tıpkı şu an erillere, dişillere, haksızlık edenlere yaşattığı gibi şu an bir ilizyon içindeler. Kartlar da onu gösteriyor anlatacağım. Fakat böyle bir ilizyonun içinde olduklarını bile bilmiyorlar ama onlar körü körüne ilk başta sizden nasıl munzurla kaçıp gittiler inandılarsa aynı senaryo gündemde aynı senaryo şimdi tekrar onu yaşayacaklar. Ve bu ay döngüsüyle şu ana kadar özellikle ilahi yolculukta olup da ruhsal bir aşk tekamülünü yaşıyorsanız ve hayatınızda özellikle iş, kariyer, para, finansal konularda sıkıntılar yaşıyorsanız aile, ebeveyn, arkadaş, eş, dost, Altında çalışanların üst patronların veya işte uluslararası mı çalışıyorsun? Örneğin işte Avrupa, Amerika, Uzak Doğu vesaireyle ülkelerle mi çalışıyorsun veya birçok Avrupa ülkesiyle mi, Uzak Doğu'yla, Amerika'yla vesaire vesaire bir sürü alanla bağlantı var. Sen uluslararası bir iş, bir fabrika, bir holding, bir şirket, bir firmada çalışıyorsan eğer. Burada ister en alttaki düz eleman ol, istersen bir şef ol, istersen müdür ol, istersen genel müdür ol, istersen sahibi ol hiç fark etmiyor. Eğer sen kutsal Rabbimizin sadakası olan Yakut üzerine kurulu yaşam tekamülüyle bu dünyaya geldiysen bil ki sen haksızlık eden taraf isen eğer şu an beni burada dinliyorsan ilahi eril ve dişiline gidip kavuşmadığın sürece hayatının hiçbir evresi asla şifalanamaz arkadaşlar. Çünkü bütün tekamül bu aşk tekamül üzerine kurulu olduğu için ilahi eşine hem ruh yolculuğuna ihanet hem ruh eşine ihanet hem haşa yaradanın olay verdiği yakut dediği mührünü bastığı bir kaderin yazıldığı bir yaşam döngüsünü yazdığı dü dünya planına indirdiği kaderine direnç göstermek demek oluyor şu an haksızlık eden bütün eril ve dişille haşa ilahiyle şu an dua etmeleri gerekirken yeterli dua edemedikleri için yeter tam olarak inanca gelemedikleri için hala ego çalıştırdıkları için kavuşamayanlar size işte zaten bunu niye verdi Rumi hala burnunu dik tutuyor böyle bu ego fakat bu kart aslında şunu söylüyor ki sanıyorum Rumi onu anlatacak ben şimdiden sezgimi söyleyeyim ama açılımda kart çekerek detaylandıracağım Rumi ee, İmparator nedir? Her zaman anlatırım size açılımlarda değil mi? İmparator artık ne yapacağını bilen bir kişidir. Yalnız sert kişiliktir. Nedir? Son 15-20 bilgilendirme videosuyla yaptığım açılımlarda burnunu havaya dikme. Hala Egon'dan parçalar var o Egon'un törpile. Dolayısıyla ben sana biraz para koklattım. Nedir? Dedin ki Rabbim bana ver ver ver. İşte para olmasa dişilime erilime gidemiyorum. Niye? Somutta bir şey yapmam gerekiyor. Ben dalları devireceğim dedin. E, ben parayı verdim. Zevk sefana düşkün oldu. Komşu olasılıkları araştırıyorsun. Bana neşeli bir yüz olacaksa gelsin. Güzel neşeli haberler olacaksa bana gelsin. Gerisi kalsın. Alın işte burada likolu bağlı. Burada altın tutan erkek var burada kaygısı var. Burada fırtınası var. Halbuki ilahi de diyor ki sen elin kolun bağlı değil. Altın tutan erkek paraya bakacağına ben sana o parayı vermeyeceğim çünkü sen önce ilahi eşine, sevgi meleği olarak sevgiye gel. Şu imparator edasındaki, şu burnu havadalığını bir bırak. Burada senin dik durmanı söylediğim şey bu süreçte ilahi bir yolculukta ilahi bir eril dişilsin. Aşk tekamülündesin süreklilik göster. Şu ana kadar 20 numarayı dayatmamın sebebi süreklilik göstermediğin için. İlahi amacının yolundan sapıp ihanet edip orada seni 20 numaradır geri döndürmek istiyorum. Hala ego yapıyorsun bana direnç gösteriyorsun. Peki yaradan seni Tepe taklak edebilir mi? Haşa Rabbim ne edebilir tabii. Peki neden etmiyor sizce? Bunu da yorumları cevabını yazdım. Neden etmiyor acaba? Neden? İmparator olarak sana dedin ki bana para ver, para ver Rabbim. Param olursa mi de aldı vermiyor. Ben gidemiyorum ilahi eşlime. Hayat nasıl kuracağım dedin. İlahi de dedi ki işsizdin, iş istedim verdim. Bir e, uluslararası belki yurt içi sözleşme müşteri bağlayacaksın o senin için olmazsa olmaz onu dedi hadi ben de dedim ki tamam onu da vereyim e, o, sen iş bağlantısı isteyen iş bağlantısı işsiz olup iş isteyene iş parası bir başkası haciz etmesi onu ondan o parayı verdi başka birine kanal etti belki kaybettiği parayı verdi belki 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 vesaire 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 velhasıl dedi ki ben sana o parayı verdim ki sen bana dedin ki ben dağları deviririm eril dişilime gideceğim ben ona sevgimi aşkımı anlatacağım ancak öyle olur çünkü benim yüzüm yere düştü zaten gururum onurum yerlerde E ben zaten rezil kepazede oldum çünkü hiç yapılmayacak bütün rezillikleri de yaptım bütün çamurları da üzerime kendi e, o e, ahmaklığımla bulaştırdım kendimi e, dolayısıyla bir can da söylemiş oradan beni eleştirmiş daha kibar olun lütfen burada eriller de dinliyor ahmak demeyin diyorsun evet can haklısın dememem gerekiyor diyorsan demek ki sizden dememi istiyordur emin ol dolayısıyla ahmak değil de neydi değil mi geride sevdiğine bunca zamandır bunca eziyeti kök söktürüp ciğerlerini kanatacak kadar büyük acılar senin bundan haberin yok ama biz çok iyi biliyoruz Evet ezan da okundu vaktinde. Söylediğim hangi cümleye denk geldi? Sevgili can da sana cevap olsun. Ha? İlahi destekliyor. Değil mi? Aynı saatte okunur. Fakat ben burada konuşuyorum değil mi? Hangi cümleye denk geldiği mesajı nedir biliyor musunuz? Evet işte o cümleni destekliyorum demektir o. Ezan kutsaldır, ilahidir değil mi? Çağrıdır. Şimdi imparatora dedi ki para verdim yapmadın. Peki ben sana imparator yaptım seni hani sen olmadın ama ben seni yaptım dedi ilahi sistem. E peki sen niye alıp onu dünyevi zevklere gidiyorsun oraya buraya bir de hala elim kolum bağlı yalanını kendi kendine söyleyip kendi kendine ilizyon yaşatıyorsun diyor. Ben sana diyor parayı verdim ki sen imparator koltuğu biliyorsunuz. Laro Tarot'ta baktığım açılımlar neydi? Boş koltuğundan edilmişti değil mi? Dene çıkıyordu. Onu koltuğuna oturtmak istemiyordu. Niye? Ona göz açtırmayacağım. Onun zerre mutlu olmasına izin vermeyeceğim. Çünkü o bana ihanet etti dedi. Sanki kendisi çok iyi hiç ihanet etmiyor da. Evlendiği günden beri yalan dolanla bir hesap kitapla e, malum enerjileri dayatarak Adamın dişilin hayatı kutsal eril dişil için söylüyorum. Bir ilahi yolculukta olduğunu da en başından beri ilahi vermiş. Musallat olma haddini bil rağmen devam ettirip arttır attra haddini aştı. Sistem direkt tekmeyi vurdu attı şu an tekamül dışında. Ama hala oradan enerjiler çalıştırarak hala zehirleyici yılan dilleriyle hala kutsal yolculuktaki ki eril dişille tekrar birleşme umuduyla önüne atlamaya çalışıyor. Sistem bunu da şu an sizi sınav edecek bilginiz olsun. Eğer bu gibi enerjiler hayatınızda varsa ayın 19'una kadar bu enerjileri hayatınızdan çıkarmazsanız hayatınız tepe taklak olacak. Size şimdi buradan söyleyeyim sevgili canlar. Yaradan size koklattığı parayla yaşadığınız o parasal mutluluk veya elini birazcık kaldırdı bir nefes aldı. Belki işte o yine maske takıyorsun ya sahtekarlıkla o dişiline bir iki ufak e, gevelediğin mesajlar var ya korkak korkak. İşte dedi ki hayır dedi o değnek kraliçesine dedi dayattırdım sana zorla yaptırdım o e, koltuğunu boş bırak yaptırdım ya sana dedi. Onu da yaptıran bendim zaten. Yani değnek kraliçesi bir şey yapmıyor. Ona ben yaptırtıyorum zaten dedi. Ve ben seni tekrar o koltuğuna gelip oturman için dedi o parayı verdim. Veya o işe girmeni sağladım. Ya da o sözleşmeyi yapmanı sağladım. Veya işte ebeveynlerin aran bozuksa ana babanla kavga ettiysen barıştırdım. ...işte belki sevdiğinle yalvardın yalvardın. Aylardır 8-10 aydır yalvarıyorsun gittiğin günden beri yalvarıyorsun Rabbim orada kalsın beni beklesin kimseye gitmesin başka bir erile varmasın, başka bir dişile varmasın. Beni orada beklesin. Ben de her haltı, her bilmem moku halledeyim. Allah'ım seni gördüm. Dur sen orada bir dur. İlahi eril dişilimi de gördüm, bildim kim olduklarını. Ben zaten içselde bana rehberliği verdin. Onlar orada beni bekleyecek. Ben o kadar eminim. Onlar cepte keklik dediniz. Ondan sonra yaradan ne yaptı? Ne kadar güzel değil mi? 20 numarayı yaşattı. Tükürdüğünüzü yalattırdı mı size? Yalattırdı. E şimdi zaten ne olduğunu sevdiğini de biliyor. Sen de ne olduğunu kendin bu döngüde öğrenmiş oldun. İlahi de öğretti. Fiziksel boyutta da ilahi öğretti. E fiziksel boyutta zaten haksızlık ettiğin eril dişilin adalet diye Allah'a yalvarırken adaletim nerede dediğinde Yaradan onun eliyle de adaleti zaten verdiriyor. Ve dedi ki adam ol adam ol kadın ol dişil ol ilahi dişil ol ilahi dişil gibi ona yakışır davran ilahi bir ilahi bir erilsin ilahi bir dişil eril gibi davran yani kısaca dünya büyüklüğü versiyonuyla söylersen adam gibi adam değildin adam gibi adam etmeye çalışıyorum seni daha olmadın arada işte o sevdiğinle maskeli yazışıyorsun ki ben bu da bir sınav maskeli yazışma diyorum değil mi son açılımlarda maske çıkıyor maske indir diyoruz adım at adım atmıyor kendin için önce 21 numaraya gel o ne yap ne dedim ben açılımda o senin devremin olacak sevgili kardeşim senin devrimin olacak önce kendi kendinin devrimini yap diyor sana İlay sistem o parayı da sana onun için koklattı ve dedi ki bununla sen dişilime gideceğim erilime gideceğim diye yalvardım ben de sana o nefesi aldırdım e Hani dağları yok edecektin, aradaki blokajları kaldıracaktın, adım atacaktın, eylemde bulunacaktın, kavuşacaksın. Kavuşmazsan da zaten hayat tekemde bundan sonra sana ne zırhını koklatacağım, ne onu yapacağım, ne bunu yapacağım. Şunu bir öğrenin öncelikle sevgili canlar. Özellikle beni dinleyen hakla eril dişillerin, sizin kalbinizde sizi kıran, haksızlık eden, sizden giden, bu hak yiyen, adaletsizlik eden eril ve dişilleriniz çağrılıyor duaya, maskeleri indirmeye ve o imparator koltuğuna veya kraliçe imparatoriçe koltuğuna bu aynı zamanda eril olarak da anlatsam canlar siz zaten beni dinleyen eril canlarım dişilleri için alacak beni dinleyen dişillerim de er giden erilleri için alacaklar Dedi ki kısaca burnunu sürterim o burnunu aşağı indir. Hala ego yapıyorsun. Hala bana ve sevdiğine ve tekamüle dirençte bulunuyorsun. Ego ile hala acaba somutta daha net onda biri var mı yok mu bilmeden öğrenmeden ben gidemem. Beni kabul ediyorsa gideceğim. Beni seviyorsa gideceğim. Onda kimse yoksa ben gideceğim. Olur ya, hiç ümit etmek istemiyorum, düşünmek bile istemiyorum. Hani haşa hiç duymamış olayım. Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. O denli de kıskanç, egoistim, kibirliyim. Onda hele biri olmuşsa benden sonra olmamış olmasını da dileyerek hiç olmamış olsun. Hani varsa da ben duymamış olayım ve onu hayatından temizlesin eril veya dişil. Ondan sonra Rabbim sen bunu da somutta bana göster ben emin olayım. O yüzden tarotçu tarotçu dolaşıyorlar. Kanal kanal dolaşıyorlar. Size de maskeli maskeli yazışmalar yapıyorlar. Instagram'dan, Face'ten, Twitter'dan, LinkedIn'den, YouTube'dan her yerden, WhatsApp durumunuzdan farklı farklı arkadaşlarının telefonlarında sizin güncel WhatsApp durumlarınızı takip ediyorlar. An be an solukları ensenizde takip ediyorlar. Bir kere bunu öncelikle söyleyeyim. İlahi sistemde dedi ki bunu yapmaya devam edersen dedi. Hala koşulsuz koşulu bırakıp koşulsuz sevgiye yani bu kalp çakra sevgi meleği konumuna gelmezse hayatını tepetaklak edeceğim diyor. Ne zaman? Hodri meydan. An be an. Geceden sabaha. 19'unda her şeyi görmüş olacağız. Bu arada adım atanlar kurtaracak. Eğer adım atmamış olanlar varsa da burada kendisi için adımdan bahsediyoruz yalnız kendisi adım kendisi için adım atacak ilahi yol açacak ona zaten istediği sevdiği eri dişiline gitmek istiyorsa halen gönderecek zaten çünkü yaradan ilahi adaleti durmaz o işler sizler unutsanız birbirinizi istemeseniz reddetseniz de hayır gelmesin Rabbim ben istemiyor onu benim huzuruma bile getirmene gerek yok ben vazgeçtim diyorsunuz ya hani haklısınız fakat yaradan yine getirir canlar. Yine karşılaşırsınız. Çünkü o eteklerdekiler dökülmelidir. O vicdan hesaplaşmaları onlar yapılacak. Bunları şu an korktukları o zaten. Siz onu sormayın. Unutun istiyor. Sistem sizden sesini istiyor. Halbuki ahmaklar bilmiyorlar ki yüzleşmeden asla bunun olmayacağını. Ve yüzleşmeye kendi kendileriyle yüzleşip kendi kendilerine 21 numaralarına gelip sonra da size adım atmaları gerektiğini bilmiyorlar. Buraya kadar bu bir zorunluluk sizi karşı karşıya getirene kadar zorunluluklar, ilahi sistem, kadersel yani kader döngüsü size dayatacak ilahi sistem. Maddi ve manevi kayıplar yaşayacaksınız. Ahmaklar buradan tekrar söylüyorum. Seviyorsanız, eril ve dişilinizi istiyorsanız, haksızlık eden taraf için söylüyorum. Benim kanalda şu an beni dinliyorsanız daha büyük maddi ve manevi kayıplardan gerçekten yaşamak istemiyorsanız hayatınızdaki midaları, değnek kraliçelerini, parsadralarını ister iş için dinleyin. Aşk tekamülünde olmayın isterse neyse yani hayat konu alanınız neyse hiç önemli değil. Haksızlık ettiğinle yüzleşmeden ilahi sistem seni rahat bırakmayacak. Sıcak soğuğu dayatacak. Daha da hep bir adım bir sonrakinden daha ağır olacak. Ve bu arada tekamülü daha çok baltalayacak halen ilahi sistem sana her şeyi verip bilmene rağmen para istedin somutta bir şey istedin onu vermesine rağmen ilahi eril ve dişiline iletişime geçip bir şekilde kuyruğu dik tutayım Rabbim sen benim için yap bunu ben aslında istiyorum ama hani ben yapmış gibi de olmayayım sen bir şans ver de bana gece gündüz yalvarmadınız mı iletişime geçmek için de ilahi sistem sizin için Deril dişilinizle mükemmel bir zeka oyunuyla ilizyon yaşatarak bir araya getirip sizi yazdışmadınız mı? Onu sen mi yaptın zannediyorsun? O ilahinin emriyle oldu. Çünkü çok yalvardığınız için. Şimdi burada bitiriyorum. Sonra açılıma geçeceğim. Artık bu ahmaklar alacağını alacaklar inşallah.